Arkadaşlar merhaba. Eşkenar dörtgenin 4 numaralı testinin soru çözümünü yapacağız. Diyor ki platform yükselmesini sağlayan makas kullanılıyor. Arkadaşlar yani makas yapısını az çok biliyoruz. Ben yine şöyle bir göstereyim size. Bu şekildeki açıklık değişiyor arkadaşlar. Ama tabii açıklık değişirken şuradaki açıklık, buradaki noktamız aynı nokta. Makasımızı bu şekilde kollarını birbirine yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Bize diyor ki bu platformu verdikten sonra A'yı en tepe noktasına koymuş. Yani platformun tamamının yüksekliğini istediği zaman A'yı sorar bize değil mi arkadaşlar? Makaslar arasındaki açı 90 derece iken yani şurada benim gösterdiğim sana çizmiş olduğum yerde açımız 90 derece olmuş olsun. Şöyle yaklaşayım biraz daha yakından gör rahat gör. 90 derece iken diyor A noktasının zemine uzaklığı 8 kök 2 artı 2. Gelin 90 derece iken nasıl şeyler oluyor bir bakalım. Bu arada başlangıç kısmı için özdeş eşkenar dörtgenler olduğunu söylemiş. Şimdi eşkenar dörtgen şöyle şöyle kenarlarımın hepsi aynı. Aşağıdaki yapı aynı bir alttaki aynı. Ve diyor ki en alttaki en üstteki üçgen makasta eşkenar dörtgenin biçimindik makasların yarısıdır. Ha yarısıdır. Yani sen bunu böyle kestiğin zaman buradaki yapıyla buradaki yapının aynı olduğunda sana söylüyor. Artık soruya dalabiliriz zaten uğraşıp gelmişsindir. Uzatmayayım abartmayayım değil mi? 90 derece iken diyor ya arkadaşlar eşkenar dörtgenimizin kenarına çift sayı vermek istiyorum. 2a vermek istiyorum. 2a çift sayı. Niye çift sayı verdim? 90 derece var. Dik atacağım. 45 derece oluşacak. 45 45 ayıracak burayı. Bakın unutmayın. Makasların arası 90 derece iken dedi aşağıda. Ben de makasların arasını 90 seçiyorum o yüzden. 2a 45 90 45'e göre özelliğimiz a a a kök 2 idi. Yani bunu kök 2'ye bölersen buralara geri dönüş yapabileceksin. Yani 2a'yı kök 2'ye bölersen A kök 2 olarak şu çizdiğin uzunluğu söyleyebilirsin. Burasını biraz daha ince yazmaya çalışacağım. Şöyle A kök 2. Evet yarısı kadardı. Demek ki 2 A kök 2 burası. Devam ettim. 2 A kök 2. 2 A kök 2 A kök 2. Evet hepsini toplayalım. A kök 2 ile A kök 2'nin toplamı baştan sondan 2 tane yapar. 2 de burada var 4, 2 de burada 6, 2 de burada var 8. Yani buranın yukarıdan aşağıya 8 A kök 2 olduğunu sana anlatmaya çalıştım. Ama 90 derece iken arkadaşım ona dikkat et. Şimdi A'nın yüksekliği dedi ya A'nın yüksekliği yukarıdan aşağı değil midir zaten? Yani sen toplamaya başladığında bunu bunu ve bunu toplayacaksın. E bu kök 2 bunu götürür toplarsan zaten değil mi? Götürürler ne gelir sadece 2 gelir. 8A kök 2 artı 2 eşittir bunun sana toplam değerini bak altını çiziyorum üstünü çiziyorum pardon. 8 kök 2 artı 2 olarak veriyormuş. Sen buradan 2'lere yallah dedin. Kök 2'lere yallah dedin. 8A eşittir. 8 buldun. A'nın 1 olduğunu gördün. Şimdi A 1'miş. Şimdi ne diyor sana? Makasların arasındaki açı bu sefer 120 derece olduğunda diyor. A noktasının yerden yüksekliği ne olur? Şimdi biz A'yı 1 bulduk ya. A 1 iken 2A'dan bir kenarın uzunluğu 2 cm çıktı. Unutma. Şimdi buradaki her şeyi attım ben çöpe. Anladığını umuyorum. 2 ve aradaki açıda kaç derece? 120 derece. Yine dikimizi atacağız. 120'yi eşit parçaya 60-60 böldüğümüzü düşüneceğiz böyle. Şöyle yol boyunca burada da var 60-60'ımız. Burada da var 60-60'ımız. Ha, işte bu kadar. Şurası 2 açısı 60 derece geldiği için eşkenar oldu. 3. açı da 60'tır. Yani 2, 2 giderken burası da 2'dir. Ve 90'da 2 olacağı için 30'un karşısı 1'dir. Bak şimdi sayalım 1, bir de buradan 2. 2 daha 4. 6 ve 8. Bu sefer buradan buraya çektiğinde 8 buluyorsun sevgili arkadaşım. Tamam mı? Alayı 8 çıktı. Şimdi A'nın yerden yüksekliği nedir demiştik? Gel bir daha toplayalım. Bunlar her türlü gidiyor zaten ayarlamışlar. 2 var. 8 var. Platformun yüksekliği 8 2 daha 10 olmuştur. Yani nasıl soru dersen anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Yani bir zamanlar öyle bir vatandaş vardı şelalenin dibinde anlatmaya gerek yok görüyorsunuz demişti. Yani çok popüler olmuştu adam. Ekstra popüler olmuştu. Şimdi bakıyoruz hiç gülesimiz yok. Şimdi Türkiye'de öyle insanlar çok olunca. Şimdi sevgili arkadaşım 105 dereceyi veriyor sana. Şimdi bu zemin olarak eşkenar dörtgen olduğunu da söylüyor zaten. Şimdi 105 ise karşılıklı açıları eşit olur böyle 105. Bu arada eş eşkenar dörtgenlerden oluşuyor. Yani eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen tamam abartmayayım. Böyle yani. E, paralel kenar olayı gibi karşılıklı açılarımız eşit de eşkenar dörtgende. O 105'i alırım, böyle veririm, böyle veririm, böyle veririm. Bunların hepsini 105 rahatlıkla söyleyebilirim ben. Peki 105, 45 daha 150 buraya ya gelmiştir? 30 derece gelmiştir. 2, bak şimdi 2 çok saçma durmuyor mu sence de? Hocam 1, 2, 3 öyle bir şey yok bu arada. Baştan söyleyeyim ha. Hani birim kareli zemin dediği zaman biz onu yapıyoruz. Hani bölünmüş zemine alışmışsındır belki bir bir bir. Yani adam birim kareli zemin demediği sürece bir şey yapmayız. Tamam. Şimdi 2 arkadaşım sen 2'yi nasıl kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? 2'ye ait bir üçgen yapacaksın. Bak sen hep söylüyorum. Verilen bir uzunluğu sahiplendireceksin. Geometride bir uzunluk bir üçgene ait olacak. Şöyle bak çat çok güzel göründü gördün mü? Bu üçgene ait oldu artık 2. Az önce kimseye ait değildi. O yüzden sonra sıkıntılıydı. Şimdi sen bunu kenar üzerinden gittin. Bu da kenar üzerinden gidiyordu. Sen buna paralel oldun. Bir z kuralı çıkarttın. Buradan z'ye göre bu 30'umuz buraya gelmiştir. E kenarlar birbirine paralel. E, eşkenar dörtgen zemin sonuçta. 45 derece yukarıya çıkar z yapar. Bu da gelir. Mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Şuraya 2 yazayım. Bak. Umarım dalmıyorsundur. 2 yazılmaz oraya. 2 olsaydı 1, 2 buraya yazılırdı. Adam şu kadarına 2 dediğine göre yazamıyorsun. Elin gitmesin yani sürekli. Burası da 2 değil mesela. Heh, yapıyorum soruyu tamam. Attım dikime 45, 90, 45 dedim. 90, 45'in özelliği kök 2 olur buralar. Peki 30'u kök 2 görürse evet 90'ı 2 katı görür 2 kök 2. Ha, kenarımız çıktı artık. 2 kök 2 oluyormuş. E bu üçgende de dikkat alalım. Aynısını bunda da yapalım seninle. Bu da kırmızı gelsin böyle. 45, 90, 45. 2 kök 2 varsa bu sefer 2, 2 olur. Şimdi de 30'u 2 görüyorsa 90'ımızı 4 görecektir. Yani cevabımız 4 olacaktır. Geçtim geçtim. Nereye geçtim? 3 numaralı soruyor. Arkadaşım diyor ki motifin alanı şekil 1'deki 18'dir. Şimdi motif 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 tane eşkere ötkenden oluşuyor. Zaten söylüyormuş yani burada 6 tane diye saymaya gerek yok değil mi? Adam yazmış yani. Tamam bunlar hepsi eşit kenarlı 1 2 3 4 ne sayma 6 tane açı vardı. 180 derecelik doğrusal açıyı 6'ya böldüğümde tanesi 30 derece çıkar. Şurası 30 derece olursa bir dik indirirsem 90'ın karşısı 2a 30'un karşısı 1a olur. Eşkenar dörtgenimin bir kenarı 2a çıktığına göre o da bir kenar olduğuna göre bu da 2a olması gerekir. Doğru tamam. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgenin bir tanesinin alanını 3 olarak biliyoruz. Gelin alanını yazalım sizinle. Tamam çarpı yükseklik. 2a çarpı a. 2a kare eşittir 3. Her iki tarafı 2'ye bölsem a kare 3 bölü 2 dursun. Tamam a kareyi buldum. C ile D arasındaki uzaklık nedir diyor arkadaşlar bize? D burası, C burası. Uzaklığı çekiyorum şöyle gösterdim gitti. Şöyle dümdüz gelelim. Dümdüz geldiğimize ikna mıyız? Eş eşkenar dörtgenler olursa iknaız değil mi arkadaşlar? Bir tane kenarımız 2a kadar. 2A, 2A. Diğer taraftan eşkenar dörtgenimizin bir açısı 30 derece çıkmıştı. Şimdi dar açısı 30 derece olursa geniş açısı 180'e tamamlanıp 150 derece olur. Şimdi 150, 150 olursa 300 olur. 360 olması için 60 olur. 2A, 2A olursa eşkenar üçgene döner. Buralarda 60 olur. Küçük açı da 30 dereceydi. 60, 30 daha. Hop sana burada tertemiz 90 bulmuşumdur. 2A, 2A burası da 2A. E, kenarlar ikişer tane yine aynı şekilde. Şimdi şu şekillik yazısından kurtulalım. 2, 4, 6 tane A burada var. 2 tane A da burada var. Pisagor'umuz gelmiş CD'yi. artık rahat rahat hesaplarız seninle. Burası X dediğim yer. X kare eşittir Pisagor'dan 6A'nın karesi 36A kare artı 2A'nın karesi 4A kare. Buradan X kare eşittir 40A kare geldi. Her iki tarafa kök bindirelim seninle. Buraya da bindirelim. Buraya da bindirelim. X kare X olarak çıktı. 40 42 kök 10 olarak çıkar kök dışına. A kare de A olarak çıkar. Çıkmayan bir iyiymiş A sayısı değil mi? Baksana A kare neydi? 3 bölü 2 değil miydi? Kökün içine yazalım gel senle bunu. Birazcık şöyle havaya kaldıralım. Ee, kökün içinde 40 çarpı A kare var. A kare ne? 3 bölü 2 şöyle. 40 bölü 2 20. 20 çarpı 3 60. Kökün içinde 60. Evet kökün dışında ne olur? 4 kere 15 olacağı için. 2 kök 15 olur. Oldu. Başardık. Şıklarda vardır umarım diyorduk. Varmış zaten. Sorun yok geçtik. 4 numaralı soru. Birbirinin aynısı olan eşkenar biçimdeki birbirinin aynısı diyor bak eşmiş bunlar söylemiş. 5 tane taştan oluşmuş zincirde AB 34 şekilli gidecek zincirde 36. Şimdi arkadaşlar 34 burası 36 burası. Eşkenar aynıymış. Niye böyle oluyor diyeceksin. Şimdi yeşilin duruşu arkadaşlar buradaki köşegeni Kısa köşegen üzerindeyken buradaki lila mı diyeyim mor mu diyeyim bu arkadaşlar buradaki uzunluk da daha uzun olan köşegenin üzerinde duruyor. Yani köşegenlerine x, y, x, y diye gidersen böyle e, yeşil x dedik. Yukarıda 3 tane x ve 2 tane y var. 3x, 2y'nin 34 olduğunu söylüyor. Şekil zincirde cd 36. Cd kim? Burası 36. Bu sefer tam tersi var. Morla başlıyor. Morla başlıyorsa y ile başlıyordur y x y, x gidiyor bu sefer 3 tane y 2 tane x eşittir kaç dedi? 36 diyordu aa burada diyor Cık, lütfen arkadaşım biz uydurmuyoruz yani taraf tarafa toplarsan 6 kaç 6 değil 5 tane y geliyor değil mi 5 tane y 5 tane x eşittir 34 36 daha 70 her tarafı 5'e böl x artı y eşittir 14 Bak şimdi x artı y x artı y bu x artı y x artı y daha iki tane x artı y var burada bir tane x artı y 14 ise iki tane x artı y 28 gelir. E buranın alayı 34 değil miydi zaten 28'ini kullandıysam 34'ten 28'i çıkarırsam ne kalır bana buraya x'in olduğu yere 6 kalır. Şimdi x artı y 14 değil miydi x'in olduğu yere 6 kalır dediysem y'nin olduğu yere de 8 gelsin ki toplamda 14'ü bulabilelim. Y'miz 8'miş bu kalabalıkları kaldır. 8'ler 6'lar hep belli oldu zaten. Uzunu 8 kısa 6 arkadaşım öyle anlatayım ben sana. Gel birazcık kısalım şimdi şöyle incelelim. Şuradan bir dik indirelim. Hani köşegenler dik kesişir biliyorsun. Uzun köşegenimiz kaç çıkmış? 8 çıkmış 4 4. Kısa köşegenimiz 6 çıkmış 3 3. 3 4 5. Evet bu arkadaşlar paha biçilmez taşlar. Paha biçilmiyormuş bu arada arkadaşım lütfen. Çok değerliler. Şimdi Birinin çevresi. Kenarı 5 çıktı. Eşkenar dörtgen zaten. 5 kere 4. 20 diyorsun. Ön sayfayı bitirdik arkadaşlar. Arka sayfaya devam. DCB 60 derece olan eşkenar dörtgen çiz diyor. Tamam diyorum. Eşkenar dörtgen. İdare ederiz artık değil mi? DCB. Şimdi ben sol alt köşe A, B, C, D diye gittim böyle. D köşesinin BC'ye göre simetrisi. Ha, şöyle birazcık Daralsa aşağıya inse yer açmamız lazım simetri aldıracak. Yani DCB. DCB 60 derece şurası tamam oldu. D köşesinin BC'ye göre simetrisi. Arkadaşlar bir köşe D köşesi doğru mu? Evet. Şimdi kime göre simetrisi? BC'ye göre. Hocam BC'ye göre simetri diyor. Dik atacak mıyız diyorsan kesinlikle atacağız. Demiyorsan da ben söyleyeyim. Bir noktadan çıktın. Bir doğruya simetri alacaksın. Dik atmak zorundasın dik atacaksın ve bu kadar geldiysen bu kadar daha gideceksin. Simetrinin kültürü bu arkadaşım. Ne diyor simetri? Geldiğin gibi gidersin diyor. O kadarla geldin bu kadarla gideceksin diyor. Hocam böyle gitsek dümdüz olur muyuz? Bakalım oluyor muyuz? E dik atacağız dedik. 30, 60, 90 çıkmış. 90'da 2A olsa 30'da bir tane A olsa burası A köküç olur. E şimdi 2A bunun bir kenarıysa 2A bir kenarıysa burada A kalır. E tam ortadan bölmüşüz. Tamam mis gibi de tam karşılıyoruz biz bunu. Tamam. Simetrimiz hazır. Ne diyor bir de E noktası olacaktır diyor. Adını da söylüyor. B köşesinin AD'ye göre simetrisi. Gel bir daha yapalım. B'nin AD'ye göre simetrisi. E bu da bunun e, laciverti gibi olacak böyle değil mi? Hani şöyle geleceksin bu sefer de simetri alırken böyle mesafeli gittin. E bu yükseklik neyse bu doğudur. Eşkenar dörtgen yüksekliği hatta konuşmuştuk. Eşkenar dörtgende yükseklikler yanlamasına olunca da yukarı aşağı inince de aynı boydaydı. Yani ben biraz daha şöyle bir dik indirsem, böyle bir birleştirsem, değil mi? Şuradaki ne dedim sana? Bu yüksekliğin boyu, bu yüksekliğin boyuyla aynıdır dedim. Ben buraya a kök yazsam buraya da yazarım elbet. Tamam. Neydi bu simetrinin adı da? F noktasıydı. Sana ne diyor? EF 4 kök 7'dir diyor. Şimdi arkadaşım EF neresi? Tam olarak şurası. Heh, ben bunu hesaplayacağım. Şimdi bunu kesikli yapmak istiyorum. Mümkün müdür? Teşekkürler. Şimdi ben bu pisagoru yaparım. Bu soruyu çözerim. Tamam. Halledelim. Eşkenar dörtgenimizin kenarı zaten belli. iki tane A. Eee, şimdi biz az önce konuştuk. Bunlar aynı. Geliyor, geldiği kadar gidiyor. Geliyor, gidiyor. Yani her şey eşit. İstersen Z kuralı yapıp 60 bul. 60, 90, 30 yap. Tek tek ispatla. 30'u A görüyor. 60'ı A küçük görür. 90'ı 2A görür. Belli yani. Şimdi burada da aynı şeyler var. 30, 90, 60, 90. Ne yapacağım ben? Şuradan gideceğim. 60, 90, 30. Evet buradan gideceğim. Şimdi bu üçgende 30'un karşısında A köküç var. Gördün mü? Tamam. O zaman 60 burasıdır. 60'ın karşısında 3A vardır. Şurası. A köküçün köküç katından. O zaman A kalır buraya. Hadi şimdi şurayı bir tamamlayalım seninle. 2, 4, 5 tane A var burada. Pisagor yapıyoruz artık. Bununla bunun karesi. 5A'nın karesi 25A kare artı A köküçün karesi 3A kare eşittir. Buradaki uzunluğun karesine. O kim? 4 kök 7. Karesini al 4 kök 7'nin. 4'ün karesi 16, kök 7'nin karesi 7. 16 çarpı 7. 25, 3 daha 28 a kare eşittir 16 çarpı 7. 4'e böl 7 verir, 4'e böl 4 verir. 7'ler birbirini alır, a kare 4 olur. A 2 çıkar, eşkenar dörtgenin alanı nedir? Şimdi eşkenar dörtgenin alanı demek taban çarpı yüksekliği demektir. Birazcık zalim olmuşuz galiba ya. Değil mi? Uğraştırdı. Evet. A2 iken 2 iki kere giden bir kenarımız 4 yapar. A kök 3 bizim yüksekliğimizdi. Burada da yüksekliğimizdi. Değişmiyordu. Yani A2 iken 2 bizim yüksekliğimiz. Taban çarpı yükseklik yaparız. Artık huyt deriz. Çok şükür deriz. Geçeriz soruyu. 6 numaralı soru. Arkadaşlar bu soru geçen sene de vardı. Geçen sene bana bu yorumlarda bu soruyla ilgili en çok şöyle şeyler geldi. Ben şu birleşimi yapmıştım. Önce soruyu bir hemen hızlıca açıklayayım. Bu alfa 90 beta ya. Bu üçgeni alıp aşağıya yapıştırmış. Bu da alfa 90 beta bu şekilde. Hani A köşesi alfa, A köşesi alfa gibi. Buraya kadar sorun yok. Sonra ben şöyle bir birleşim yapmışım. Birleşim yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki kenarın boyunu burası saymışım. Şimdi öğrenci doğal olarak soruyor. Tam buraya geldiğinizde eşkenar dörtgeni tam oluşturduğumuzu ya da buranın kenar kadar olduğunu nereden biliyoruz hocam diyor. Şimdi arkadaşlar 4 var 8 varsa burası bir kere 4 kök 5'tir. Şimdi bu 4 kök 5 eşkenar dörtgenin kenarı değil mi? E bu da eşkenar dörtgenin kenarı buranın da 4 kök 5 olması lazım. Bak şimdi takip. E şimdi eşkenar dörtgenin kenarı mı burası acaba? Eğer eşkenar dörtgenin kenarıysa buraya da 4 kök 5 yazarım ben. Çünkü kenar 4 kök 5'miş. Bu da kenar bu da 4 kök 5 olur eğer kenarsa. Şimdi 90'ın karşısı kim? Kim karşısı 90'ın? 4 kök 5. Şimdi aynı üçgeni buraya yapıştırınca 90'ın karşısı ne olur? 4 kök 5 olur. E, tamam. Demek ki tam oraya oturuyor. 4 kök 5. Yani bu A üstü dediğiniz şey aslında şu D'nin tam olduğu yere denk gelmiş bir yer yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, bunu buradan kesmiş ama D'nin olduğu yeri şu şekilde burada mesafesini aynı şekilde korumuş. Bir şey değişmemiş. Ters yapıştırınca öyle denk gelmiş yani. E hocam devamı. Arkadaşlar beta demiştik ya burası beta. E, üçgenin iç açılarına göre alfa artı beta 90 derece değil mi? E alfa ile beta yan yana gelmiş. Dik işte burası. Ha, şurası 90. Beta buradaydı, alfa buradaydı. Niye buradaydı? Bu beta bu üçgenin aynı sıkı çıktığı için buradaydı. Alfa neredeydi? Buradaki yerdeydi. A'nın olduğu yerde diye en başta açıkladım. Tamam, 4 kök 5'imiz var. Burada üçgenin uzun dik kenarı, kısa dik kenarı 4 8. Seni bir Pisagor bekliyor. Evet sana bir pisagor çıktı buradan. Şöyle bir pisagorla eksi bulacaksın. Adam sormuş. Mis gibi soru. 90'ın karşısı. X kare eşittir 8'in karesi 64 artı 4 kök 5'in karesi. 16 çarpı 5 80. X kare 144. Kimin karesi 144? 12'nin dedik. X'imizi bulduk. Zaten X'imizi soruyormuş. Evet. Yallah dedik. Krikolu soruya geldik. Evet arkadaşlar. Krikolu soru. 10 numara. Yani hocam her soruyu beğeniyorsun. Vallahi güzel bak. Vallahi diyoruz bu tarz. Şimdi inanalım lütfen. Şimdi ne anlatıyor sana? Diyor ki gövdesi zemine paralel falan filan aracı kaldırıyor var kriko diyor. Tamam bunları anlattı. Demirin boyu 40'tır dedi. Şimdi şurası 40 yapar diyor arkadaşım sana. Bu 40 yapar artık değiştirmem lazım ama kendimi alamıyorum. 40 görünce 40 yapar diye böyle bir istemsizce böyle bir ses yükseltesim geliyor yani. Diyor ki kriko aracı 10 santim kaldırdığında. Bak şimdi Bak, olaya bak. Açtın mı gözünü iyice? Yaklaş. Şurası mesela. Eşkenar dörtgen ya hani. Söyledi değil mi? Aa, daha ince, daha ince. Burası aa, eşkenar köyünün köşegenleri. Dik kesişir ve ortalanır. Biliyorsundur yani son testlere gelmişiz artık. Şimdi 10 santim kaldırdın diyor ya. Burası kaç A şu anda? 2 A İnelim aşağıya. Al bu 2 geriye. Şimdi 10 santim kaldırmış bu pozisyonda. Yani sen... Buraya a artı 5 demek zorundasın. Buraya da a artı 5 dersen toplamda 2a artı 10 bulacaksın. Şimdi ne oldu buranın yüksekliği? Şu anda 2a artı 10 oldu. Yukarıda neydi? Bak. Kendi kendine yazıyor mouse. Şurası ne kadardı? 2a kadardı. Umarım anlaşılmıştır. 10 santim kalkması demek 2a'dan sonra 2a artı 10 olması demektir. O yüzden buraya 10 geldi. Beşkenar köyünün köşegenlerinden dolayı da 5-5 yapıştı. Buraya ayrıldı böyle. Tamam. Şimdi kaç santim oluyormuş? 30 santim oluyormuş. AC demirinin boyu 30 olduğuna göre eşkenar köyünün köşegenleri ortalandı. 15-15 oldu buralar. Yukarıya çıktım. Burada da 10 santim dedi ama başka bir şey daha vardı burada. Yukarıda ha şu lazım bize. Demirin boyu 40 arkadaşım o olmazsa olmazımız bizim. Demirin boyu 40 ise 20, 20. Gel şimdi şöyle bir şey yapalım seninle. Bu üçgeni kenara çekelim seninle. Şuraya bir yere hop hop. A 20 90 derece. Eşkenar dörtgenin kenarı dikkatli bak odaklı ol. Şimdi. Burası. Yine eşkenar dörtgenimizin kenarı. Şimdi eşkenar dörtgen. Arkadaşım köşeleri birbirine yaklaşıp uzaklaşıyor. Hani makas sorusu var ya birinci soru onun gibi. Kenar boyu değişmez. Ve bir şey gelmesin aklına. Böyle hani paha biçilemez taş diyordu ya az önceki soruda onun gibi öyle düşün. Yani burada kenarlar aynıdır. Sadece açı genişler, açı daralır. Birbirine yaklaşır, uzaklaşır yani. O yüzden farklı beşgen kenar dükkanı, Aynı krikoyu kullanıyoruz. Tamam. Burada da A artı 5'e 15 var. Şimdi A artı 5'e 15 var. Burası da böyle. Şimdi sen burada iki yol tercih edeceksin. Bir, ben ameleyim diyeceksin. X, X yazıp iki pisagoru birbirine eşitleyeceksin yaparsın. Hiçbir sorun çıkmaz. birazcık sıkıntı vakit kaybı bizim için değil mi arkadaşım? Lütfen yani. Şimdi burada özel üçgen denemelisin. 15 koysan A'ya mesela 15, 20, 25. E şimdi A 15 iken 15, 5 daha 20. 15, 20 tekrar 25 sağladı. Şimdi öğrenci soruyor. Hocam 15 nereden çıktı diyor. Arkadaşım vahi gelmiyor ki. Yani sen burada 15'i kendin üreteceksin. Hani nereden çıktı sorusu yerine özel üçgenleri bilmen gerekiyor. 3, 4, 5'in katını alabilmen gerekiyor. Bunu 5 ile çarparsan 5 kere 3, 15, 5 kere 4, 25 kere 5, 25 olduğu için nereden geldi demek yerine bu üçgenleri denemeyi bileceğiz. Ya e, kaç tane özel üçgen deneyeceksin? 4 tane çok bilinen var zaten. 3, 4, 5 var. 5, 12, 13 var. 7, 24, 25 var. 8, 15, 17. Biz en çok bunları kullanıyoruz. Tamam çok fazla var ama bunlar çok kullanılıyor. Tamam oldu x'i kaç bulduk? 25 bulduk. Eşkenar dörtgenin kenarı 25 geldi arkadaşım. Kenar eşkenar dörtgende 25 gelmiştir. Evet. Kriko çalışırken kare halini aldığında. Heh, krikomuz kare olacakmış. Ey kriko kare ol dedim. O zaman kenar 25'miş. Tamam. 25 olursa karenin alanı 25'in karesi. 625 olur değil mi? Fena soru. Çok fena. Söyledim ama. Diyor ki eşkenar dörtgenin İçerisinde alınan bir E noktası. Önce bir eşkenar dörtgen yapıyoruz. Nasıl cart, cart çiziyorum ama değil mi? Teknolojik adamım. Şimdi A, B, C, D dedim buralarına. İçinde bir E noktası alırsam diyor. Aldım gitti kafama göre. Böyle A, E, E, B, E, C. Hepsine de niye birleştiysem lazım mı bilmiyorum. E noktası oluşan A, B üçgeni. Sen git. A, e, B sen de git. A, e, B üçgeni. Diyor ki BE boyunca kat yapılırsa. BE neresi? Burası. Böyle kat yapacağız üçgenimizi. A köşesi C köşesinin üzerine gelmektedir. Yani sen bunu bu şekilde aldın, katladığın zaman hop A köşesini C köşesine götürebiliyormuşsun. E katladığın zaman üstüne gelmesi gerekir. Eşkenar dörtgenin kenarlarının eşit olması gerekir. Ha. şimdi bunlar üst üste katlandığına göre açı ortağı çıkmıştır burada. Alfa olsa alfa olur. Değil mi? Aynı açıdır bunlar. Peki size bir soru arkadaşlar. Bu böyle dümdüz gitse tam köşeye varabilir mi? Dümdüz. Varır değil mi? Şimdi eşkenar dörtgenin neresi burası? Açı ortay. Sen şimdi köşegenin açı ortay olduğunu biliyorsun zaten eşkenar dörtgende. Şimdi açı ortay olarak çıktıysan başka bir şey olarak açı ortay tekrardan çıkamazsın. Bir tane çıkarsın. O da köşeye gidiyor demek ki. Böyle. Gel. Şimdi eşkenar dörtgenin kenarı burası. Göstermiştik sembolümüzü. Buraya da göster. Buraya da göster. Ne oldu biliyor musun? Böyle bir eşkenar dörtgen kenarlarından dolayı alfa alfa ikiz kenarlık yakaladık. EAD 24 derece. EAD 24 derece. İki tane iç açıyı topla bir tane dış açıyı yaz. Açık olacaksın böyle ayık olacaksın. Diyeceksin ki ah iki hiçbir dış çıktı hemen yazayım ben bunu. 24 buraya. 24 nereden çıktı? 24 artı alfa. Tam tamam düzelttik. Oldu. EB'miz CD'mize eşitmiş. EB i̇şte şurası. Kim eşit CD'ye? Kim kenar? Ha, kenar kadar. Bu kenar sembolünü buraya da koy diyor. Ha, çok güzel. İkiz kenar oldu. Böyle geldi. 24 alfa, 24 artı alfa. Şimdi üçgenin açılarını 180'e götürürüz artık. 3 tane alfa var bu üçgenin içinde. 3 Üç alfa artı 24, 24, 48 var. Eşittir. Üçgenin açıları kaç? Kaç? 180. At karşıya 132, 3 alfa. 132'yi 3'e bölünce ne çıkıyordu? 44 mi çıkıyordu? de 4 kere 3, 12, 120, 4 kere 4, 32, 132 tam doğru. Alfa kaç derecedir? Ha. Şıklarda niye yok biliyor musun? Adam A, B, C eşittir alfa demiş. Biz seninle kafamıza göre bilinmeyen ataması yaptık burada. Şuraya alfa diyelim dedik. Yani adam da alfa demişse soruda sen kafana göre bir yere alfa diyemezsin değil mi? Neyse okuyacağız en azından şöyle okuyacağız ABC B, C. A, B C istiyormuş bu adam. A, B, C. Şu açı. 2 alfayı soruyor. Benim yazdığım alfaya göre 2 alfa değeri soruluyor. Yani cevap 2 ile çarparsam 88 olacaktır. Yani işin aslında özü şu. Alfa değil de x diyerek başlasaymışız sorun çıkmayacakmış. Buradan da x'i biz buradan 44 bulacakmışız. 2x istediği için alfanın olduğu yer olarak da 88 diyecektik. Evet testimiz tamam oldu. Başka soru ve testlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.